İyi akşamlar. Tamam. Yaşanan bazı sorunlar nedeniyle ertelenmesi gündeme gelen konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikte düzenlemeye gidildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 7464 sayılı konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun yasalaşması ile birlikte bazı sorunların ortaya çıktığı ve turizm belgesi alacak işletme sahiplerinin imar mevzuatına takıldığı belirtilmiş. Bu nedenle yasanın erteleneceği gündeme gelmişti. Resmi gazetede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile geçici madde eklendi. Geçici maddede turizm amaçlı kiralamaya konu olan müstakil konutlarda, burası çok önemli arkadaşlar. Geçici maddede turizm amaçlı kiralamaya konu olan müstakil konutlarda başvurunun konut ibaresi içermeyen tapu ile yapılması halinde taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna ilişkin yazılı beyanda bulunulması halinde değerlendirilmeye alınacağı belirtildi. Burayı tekrar okuyorum bakın. Geçici maddede turizm amaçlı kiralamaya konu olan müstakil konutlarda bakın arkadaşlar burada müstakil konutlarda diyor. Yani burada müstakil konutlarda diyor. Başvurunun konut ibaresi içermeyen tapu ile yapılması halinde taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna ilişkin yazılı beyanda bulunulması halinde değerlendirilmeye alınacağı belirtildi. Eklenen geçici madde ile geçici madde ise şu şekilde. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetine konu olan müstakil konutlarda başvurunun konut ibaresi içermeyen tapu ile yapılması halinde taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna ilişkin yazılı beyan üzerine 5. maddede istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte tapu değerlendirilmeye alınır dedi. Eklenen geçici madde ise şu şekilde. Bakın tekrar okuyorum. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetine konu olan müstakil konutlarda tekrar ediyorum. Müstakil konutlarda diyor. Başvurunun konut ibaresi içermeyen tapu ile yapılması halinde taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna ilişkin yazılı beyan üzerine 5. maddede istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte tapu değerlendirilmeye alınır. Bu kapsamdaki başvurularda 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere izin belgesi düzenlenir. Tekrar göstereyim size. "31.12.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sadece o tarihe kadar geçerli izin belgesi düzenlenir." Kısaca anlatayım burada kanunu. Ek bir kanun çıkarılıyor. Evet, ek bir kanun çıkarılıyor ve bu ek kanunda diyor ki müstakil tarlanız, arsanız, bağınız, bahçeniz fark etmez. İçinde kayıdı küreği olmayan, imar barışı olmayan, yani açıkçası tapuda yazmayan sizin bungalovunuz, villanız, eviniz, taş eviniz, 1+1'iniz ama müstakil, havuzlu eviniz, kayıtlı olmayan havuzlu evinize burada Turizm Bakanlığı
31.12.2024 tarihine kadar size geçici turizm belgesi verecektir diyor arkadaşlar. Kısacası budur. Diğer videolarda görüşmek üzere.